İyi akşamlar abi. Sultanım. Uyudun mu? Koşturdum ki. Niye kendini bu kadar yordun ki? Bilseydim tatlı getirdim sana, güç kuvvet olsun diye. Ay. Nurten'le uğraştım bütün gün. Sonra çok hasta, ateşi falan var. Yani sabahtan beri düşüremiyorum hiçbir şekilde. Hadi ya. Hatta ben şimdi gidip bir bakayım ona. Terlediyse falan üstünü değiştirmek icap eder. Kaysan ablacığım birazcık. Abla ne oluyor? Bir şey oldu, yok kay biraz, burada yatacağım bu gece. Kötü bir şey yok ya. Kötü bir şey yok Kaysan, uyumana devam et. Aa saçım. Bir şey olmaz, söyleme, şu yastığı biraz şu. Hadi uyu ablacığım. Zahmet oldu. Afiyet olsun. İstersen ben de geleyim yarın seninle. Şimdi ikimiz birden gidersek kadın tedirgin olur. Ben tek giderim. Ben artık gideyim. İyi akşamlar. Oturuyorduk evladım. Ne bu acelen? Gideyim ben. Görüşürüz kardeşim. Mahir bir kusur mu ettik Yasin komiseri? Böyle kaçar gibi gitti. Vallahi baba.
Vakti mi değil mi bilmiyorum ama... Madem yeri geldi... Baba... Yasin'le Songül... Gönül vermişler birbirlerine. Afalladım birden. Peki... Yani ne zamandır bu evliyatı ne? Çok değil baba. Ben de yeni öğrendim. Ben de şaşırdım senin gibi. Sevmişler birbirlerini. Yasin'i çocuk. Benim kızım küçük. Okuyacak daha. Orası baki baba. Okulunu okuyacak. Ama bir adını koymak münasip olur. Tabii sen istersen babası sensin. Yani sen ne bileyim uygun görüyorsan... Haşa baba haşa. Ben bugün bir kere daha öğrendim. Baba olmak zor zanaatmış. Duyunca yüreğin cız etti. Bakışından anladım. Bir bulut çöktü sanki başına. Karardı yüzün baba. Bir ağacın dalında körpe yaprakları açar ya hani. Baharın güneşine hasret. Rengi daha açık yeşildir. Ve pürüzsüz olur. Dokunsan eline gelir tazeliği. Kırılganlığı. Az sıksan kararır. İşte benim son günüm öyledir. İnsanın yüreğine taş oturuyor Mahir. Korkuyor insan. Yani ne bileyim işte üzecekler. Kızımı kıracaklar diye. Of. Şu dünyada bir kula her türlü hissiyatının hesabını sorabilirsin. Mevzu bahis aşksa İnsanın kendi aklının hakim olamadığı duyguya bir başkasının sözü ne desin? Sinek vızıltısı. Aşka dağlar engel olamadıktan sonra etten kemikten insan olmasına engel olsun Mahir. Hakikatse sevdaları. Hayırlı olsun. Allah herkesin karşısına iyi insan çıkarsın. Son günüm sevmiş. Oğlan da şey yani öyle kötü değil bir mazbut. Değil mi? Edepli birine benziyor. Baksana yüzüme bile bakamadan kaçtı gitti. Ne yapalım Mahir, hayırlısı olsun işte ya. Tabii doğru. Adını koymak münasip olacak diye düşünüyorum.
Mahir. Günaydın baba. Günaydın ya. Nereye sabahın körü? Gece dediğim gibi şu Suat'ın gittiği dükkana gideceğim. Bakalım açık mı bugün? Temkinli ol. Kancığın yeri belli. Dikkatli olun ha. İşinizi sessizce halledin. Memnun olur abi. Merak etme. Temiz olsun bizim olsun. Yoksa karnınızı deşerim. Tamam abi. Hadi basın gidin. Halletmeden de gelmeyin ha. Babacığım çay koyayım. Nazif nasıl büyüyeceksin sen böyle? Ufak ufak tırtıklayacağına şöyle büyük bir ısırık alsana şundan. Ya çok yiyince karnım ağrıyor. Hadi Nazif. Üzme annene bakayım. Hayırdır Nazif? Nesi var yine oğlanın? Hiç keyfi yok belli. Var bir sıkıntısı. Konuşuruz bir daha. Anne. Hı. Ben kızlarla buluşacaktım ya, çıkayım artık. Çık kızım, çık. Kolay gelsin. Kimsiniz siz? Beni tanımıyor musunuz? Yok. Size tebliğ edilen evraklarla alakanız yok demek ki Hakim Hanım. Buna üzüldüm. Demek ki işe evvela bu hususu çözmekle başlayacağız. Kimsiniz hanımefendi siz? İşim gücüm var benim. Adınızı namınızı bahsedin önce. Ben Suna Demir. Yeni kalem memurenizim. Ankara'dan tayin edildim. Öyle mi? Öyle. Bundan sonra her türlü katipliğinizi ben yapacağım. Ümit abi nerede? Ek binada. Orada işleri var. İyi. Bence de iyi. İyi mesailer. Tavırlara bak. Düzenbaz. Bunlar nedir böyle Nihat? Beykoz hapishanesindeki mahkumların dosyaları sayın savcım. Hepsi sizin suçlamalarınız neticesinde hüküm giymiş. Kaç kişiymiş bunlar ya? 37 kişi. O kadar adam ben mi tıkmışım içeriye? Aferin bana. Hevesimi aynen böyle öldürdün Ayten. Ne
Günaydın Baldız. Günaydın işte, çay koyayım mı sana? Koy, koy. Ablana da enişten uyanmıştı. Ablam yok ki. Sabah erkenden pazara çıktı. Sen nasıl oldun? Daha iyi görünüyorsun. Nasıl oldum? Benim bir şeyim yoktu ki zaten. Ha. Ben ablanı yanlış anladım demek ki. Ben yumurta kıracaktım. Kır. Hayırlı işler. Buyurun. Ben birini arıyordum. Suat. Tanıyor musunuz? İşlerim. Bilmiyorum abla, orasını sen söyleyeceksin. Yok vallahi, tanımıyorum. Emin misiniz? Tanımıyorum. Dün dükkana gelmiş ama. Dün dükkanı erken kapattık. Ondan haberim var. Siz kapatmadan önce Suat buraya gelmiş. Her gelip gidenin çetelesini tutamam ki. Müşteri de donunu tumanını alıp gitmiştir. Anne! Babam geldi mi? Yok oğlum. Dedim gelelim diye. Başka bir isteğiniz var mıydı beyefendi? Hayırlı işler. Feride hakimle görüşecektim. Ne maksatla? Hususi bir mevzu. Kimsiniz? Yani eşi, dostu, akrabası? Ahbabı sayılırım. Sayılırım ne demek? Nereden tanıyorsunuz Feride hakimi? Ben öyle her elini kolunu sallayan hakim hanımla görüştüremem. Evvela adınızı, sanınızı söyleyin. Ben de size hakim hanımın müsait olup olmadığını söyleyeyim. Evet, bekliyorum. Nereden tanıyorsunuz Feride hakimi? Mahkemeden. Ben Nazif Karan'ın kızıyım. Babamın duruşmasıyla alakalı görüşecektim kendisiyle. Öyle mi? Tamam, buyurun. Kendisi duruşmada. Çıkar çıkmaz odasına çağırın, buyurun. Konuşalım mı? Ama ben sana kusum. Sen beni unuttun. Hiç gelmedin. Oğlum. Bak, ben yeni bir işe başladım. Yakında çok param olacak. Herkesin korktuğu, saygı duyduğu bir adam olacak baban. O zaman seni yanıma alacağım. Hiç ayrılmayacağız. Ama önce sana bir şey sormam lazım. Anlaştık mı? Sizin evde Nilay diye bir kız kalıyor mu? Yok. Evde Nilay diye birisi yok. Tanımıyorum.
Tamam o zaman. Bir tek Zehra abla var. O da Orhan dayımın sözlüsü. Bu Zehra ablan böyle esmer, uzun saçlı bir kız mı? Evet. Çok yakında hiç ayrılmayacağız. Babanla gurur duyacaksın, söz. Baba, ben de sana bir şey söyleyeceğim. Sor oğlum, sor. Baba. Baba, ben okullu oldum. Artık büyüdüm. Al bakalım delikanlı. Sağ ol amca. Adın ne senin? İsmail. İsmail, siz burada mı oturuyorsunuz? Yok, otobüsle gelip gidiyoruz. E, okulun yok mu senin? Yoksa çırak mısın dükkanda? Var. Babam yarın kaydettirecek beni. Erkenden gelip alacak dükkana. Sonra en büyük okula gideceğiz. Yarın sabah erkenden ha? Baban kim senin? Tanıyorumdur belki. Suat. Elinize sağlık Ceylan'ım size. Çok hoş oldu, tertemiz oldu. Sanki kendi yatağınızmış gibi. Özendiniz vallahi. Ceylan hemşire, biraz müsaade. Hayırdır doktorcum, bu ne hal? Hakkımda soruşturma açacaklar, yazı geldi. Turgut Akın hakkında kesin kanaatinizi bildirin diye. Sakin ol cancağızım. Sakin ol, bir şey yok. Rapor istemişler, normal prosedür bu. Yok Turgut Bey, kesin şüphelendiler. Savcı raporunu kendi elleriyle almaya gelecekmiş. Eğer soruşturma açarlarsa meslekten kesin ihraç edilirim. Kusura bakmayın ama benden bu kadar sayın savcım. Sağlam raporunuzu veriyorum. Veremezsin. Eğer o raporu verirsen anında dava açılır ve duruşmaya çıkarım. Sonra da beni tutuklu yargılamak üzere hapishaneye yollarlar. Üzgünüm. Bana bak doktor. Orada tam 37 adet suçlu ağızlarının suyunu akıtarak benim içeri girmemi bekliyor. Anlıyor musun? Onların hepsini ben içeri tıktırdım. Hem biz savcıya da demir parmaklıklar pek yakışmaz. Anladın mı? Kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Var doktorcuğum, var. Her derdin bir dermanı var. Beni yeniden hasta edeceksin. Hakim Hanım. Efendim Sunam, söyleyin. Odanızda misafiriniz var. Nazif Karan'ın kızıymış. Allah Allah. Neden gelmiş? Bir şey söyledi mi? Yok. Ama istemiyorsanız geri yollayabilirim. Hayır. Görüşeceğim. Teşekkür ederim. Yalnız sizden bir ricam olacak. Normalde Ümit abiden isterim böyle şeyleri. Lakin bakanlık başka bir görev için ek binaya göndermiş tekrar. Belli ki bir süre baş başa kalacağız. Az evvelki 67 nolu dosyanın duruşma kayıtlarını istiyorum. Bir rapor olarak masamda olsun lütfen. Bir saate kadar hazırlarsınız herhalde. Tabii hakim hanım. Songül. Rahatsız ettim sizi işinizin gücünüzün arasında. Öyle aramadan geldim. Müsaittiniz umarım. Müsaitim tabii ki. Herkes iyi mi? Yok yok, herkes iyi. Ben sadece sizinle mühim bir meseleyi konuşmaya geldim.
abimle alakalı. Bilmeniz gereken çok mühim bir şey var. Meraklandırdın beni iyice. Songül, buyur otur. Otur Songül. Evet, seni dinliyorum. Evden kimse buraya geldiğimi bilmiyor. Aramızda kalırsa çok sevinirim. Çünkü abim duysa hem bana çok kızar hem de bana gönül koyar. Tabii ki merak etme, buraya geldiğini kimse bilmeyecek. Aslında huyum değildir. Ama babamın ve abimin bir konuşmasına kulak misafiri oldum. Abim sizi çok seviyor. Canından öte koyuyor. Sizin için aşamayacağı şey yok. Ama duydum ki abimin elini kolunu bağlayan biri var. Sizden uzak durmasını, sizi terk etmesini isteyen biri. Kimmiş o? Babanız. Berdan abi! Yürü! Son bir ders dur ister lan! Kusura bakma abi. Şimdi ben senin beklediğin haberi getiriyorum ya. Heyecanlandım tabii. Aferin. Neticeye ulaştın yani. He. Ama geç kaldın aslanım. Nasıl? Ben haberi geceden aldım, tertibatı kurdum. Sen kalkmış bana daha yeni haber getiriyorsun. Nasıl yani? Sen şimdi Nilay'ın... Mahirlerde olduğunu biliyorum. Anlayacağım, bana borçlu kaldın. Estağfurullah abi. Borcum borç. Ne istersen yaparım. Endişeye mahal yok. Bugün gelir ödeşiriz. Bugüne kadar kimseden alacağımı bırakmışlığım yok evvelallah. Kolay gelsin Osman'ım. Sağ olasın ustam. Çayı koyayım, yeni demledim. Sağ olasın. Siparişleri bir an evvel bitirmem gerek. Kirkor abi bilhassa tembihlemiş. Aman gecikmesin diye. Tamam abi. El birliğiyle yetiştireceğiz. Sen de bana ne istediğini. Ben gerekirse uyumam, sabaha yetiştiririm. Babamlar nerede? Azmi abiyle deri almaya gittiler. Fusilyeyi fazla sürme boyayı. Sizi üzdüm, çok özür dilerim. Ama bilmeniz gerektiğini düşündüm. Abim çok çaresiz. Sizin de babanızın arasına girmek istemiyor. Babam bize ailenin her şeyden kutsal olduğunu öğreterek büyüttü. Ben de korktum. Abim bir delilik yapar, size bir şey anlatmadan hayatınızdan çeker gider diye. Umarım bu iş güzelliğime kızmadınız. Bilakis olur mu öyle şey? Bu yaptığın çok cesurca, çok teşekkür ederim. Abime bir aşk borçluyum. Sadece borcumu ödemek istedim. Tekrar teşekkür ederim son gün. İyi günler. İyi günler. İyi mesailer. Sağ olun Sayın Savcı. Turgut Akın içeride değil mi? Hayır Sayın Savcı'm. Nerede peki? Yoğun bakıma aldılar. Doktor Bey nerede? Yanında efendim. Doktor Bey, Turgut Akın'ın nesi var? Son görüşmemizde durumu gayet iyi görünüyordu. Neden yatırdınız onu yoğun bakıma? Yarası iltihap tutmuş Savcı Bey. Dikişleri açıldı. Maalesef yeniden ameliyat almak durumunda kaldık. İrini temizledik. Durumu nasıl peki? Maalesef kritik. Müsaadenizle. Doktor Bey. Ne
Gene tuz koymayı unuttum. Bana mı dediniz? Yok kızım, tuz katmayı unutmuşum. Yaş ilerledikçe bir haller oluyor vallahi. Kim götürecek bunları? Songül de gecikti. Ben götüreyim müsaade ederseniz. Ha, olur kızım, olur. Ben koyayım kaplara, sen de götürüver bir zahmet. Ne demek, seve seve. Nurten! Nurten neredesin? Gel bir yardım et. Üf, kollarım koptu. Nurten! Ya ne uykusu bu? Kalk artık. Pere bağlı üstüm başım zaten. Ben şunları bir çıkarayım. Sen de aldıklarımı yerleştiriver. Üf! Aa, çıkmadın mı sen daha? Banyodaydım. Sen dönene kadar yıkanayım dedim. Niye kilitledin ki kapıyı şimdi? Yatağı toplamışsın. Birden düzeltmiş olacak. Zahmet etmiş. Soruyor. Hafta sonunda nikah tertip edilecek mi, edilmeyecek mi? Oyalı biraz. Feride Hanım iyileşti. Şimdi de Bakan Bey biraz rahatsızdı. Güzellikle ikna edemedik Feride Hanım'ı. Zorla da olsa ikna edeceğiz. Bu nikah kıyılacak Kerim Hanım. Aa, Feride'ciğim erkencesin bugün. Kızım, ne güzel sürpriz bu. Anne, beni babamla biraz yalnız bırakır mısın? Ne oluyor Feride'ciğim? Lütfen anne. Hayırdır Hakim Hanım? Bu kadar olan bitenden sonra böyle karşına çıkmaya hakkım yok, biliyorum. Sana karşı yaptığım tüm yanlışları biliyorum. Seni kaybetmekten korktuğum için düştüğüm tüm yalanları farkındayım. Ama ben seni o kadar çok seviyorum. Gözündeki o hayal kırıklığını silmek için hiç bana yakışmayacak şeyler yaptın. Ama ve lakin sen de benimle aynı durumdaymışsın. Sakladığımı düşündüğüm her şeyi sen zaten biliyormuşsun. Uf.
şimdi karşı karşıyayız sen de baba kız. Yalansız. Eteklerimize taşları dökelim artık. Kalbinden, aklından ne geçiyorsa söyle bana. Mahir'e söylediklerini bir de bana söyle. Kaçacaksın. Cehenneme mi? Biz de seni oraya götürmeye geldik. Yuhan'ın sana selamı var. Ben alayım o selamı. Hop yavaş gel. Sen gir dükkan. Sen ne değillerdi be? Siz kimsiniz lan? Gel lan bu şerefsiz. Yılan mı gönderdi size? Erkekse kendine gelse ya. Osman. Sen gir içeri. Sizde adet mi lan bu? Ha? Kadına çocuğa mı gücünüz yetiyor? Şerefsizler! Sen elçi. Ne getirdin lan yalandan? He? Yok bir şey. Ne getirdin? Bir şey getirmedim. Lan söyleme lan şerefsiz. Çıkar lan. Al sen de bu selamı yılana götür. Yapma. Mevzuyu konuşmak dahi istemiyorum. O eşkıyanın adı bu evde yankılanmayacak. Sana daha önce de söyledim Feride. Benim nezdimde değişen hiçbir şey yok. Babacığım. Benim için bir şanslanamazsın Mahir'e. Bir tanısan, ailesini, değerlerini bilsen sen de seversin Mahir'i. Asla! Asla. Sen unutmuş olabilirsin. Ama ben unutmadım. Hayatında hiç kimse o adam kadar sana zarar vermedi. Önce bir sahte avukat olarak girdi hayatına. Sonra eşkıyalığını saklamadan hainliğine devam etti. Oysa sen de biliyorsun güzel kızım. O adam seni kullanıyor. Her şeyi babası için yapıyor. Hayır. Biz Mahir'le birbirimizi çok seviyoruz baba. Benim bu hayatla beraber yaşlanmak istediğim tek insan Mahir. Sus! Ne cüretle benimle böyle konuşabilirsin? O Deyyus yüzünden az daha ölüyordum. Nasıl bu kadar nankör olabilirsin? Babacığım, sen benim ilk aşkımsın. Benim hayatta hayran olduğum, tek güvendiğim adamsın. Ama lütfen yapma böyle, yalvarıyorum, anlayış göster. Biz mahallede bir aile olmak istiyoruz. Benim hayattaki tek arzum bu ve ben bunu yapabilirim. Ne olur güven bana. Bugünü hiç yaşanmamış ve bunları hiç konuşulmamış addediyorum. Bir daha o adamı hiç görmeyeceksin. Yarın ücretsiz izne çıkacaksın. Hemen Sinan'la nikah masasına oturacak. İsviçre'ye gideceksin. 6 ayda buraya adım atmayacaksın. Yapamam baba. Yapamam. Ne olur anlayış göster biraz. Ne olur bize bir şans ver. Sen beni dünyaya getirdin. Bir hayat bahşettin. Yalvarıyorum ikinci hayatımı ver.
Senin ve onun olduğu ikinci hayatımı çok görme bana ne olur baba. Beni sevdiğimden ayırma lütfen. Sen benden imkansızı istiyorsun. Hemen şimdi kararını ver. Ya pılını pırtını topla git bu evden. Ya da babana hürmet edip hayırlı bir evlat ol. Ben seçim yapmayı istemiyorum. Başka çaren yok. Hemen şimdi burada kararını ver. Tamam. Ya ailen ya da o adam.